Merhaba kader mahkumları, ben Civan Gülseren. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda bazı gizli telefon kodlarına bakacağız. Birkaç tanesini bildiğinizden eminim ama bilmediğiniz şeyler de var ve Android telefonlarda gizli olan bir oyunu size göstermek isterim. Hazırsanız hemen başlayalım. Bu arada kodlarımız genelde Samsung telefonlarda çalışmaktadır. Siz dilerseniz Huawei veya başka bir Android işletim sistemine sahip bir telefonda deneyebilirsiniz. Bazıları olacaktır, bazıları olmayacaktır. Bazı gösterdiklerim de zaten çoğunda var. Onlar da olacaktır. Hazırsanız hemen videoya geçelim. İlk kez denk geliyorsanız videoyu izleyin. Videoyu beğenirseniz eğer kanala abone olursunuz ve videoyu beğendiğinize dair bir sinyal aldıysanız beğeni tuşuna basmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın kısa bir süre için. Çünkü videoda görüşürüz kader mahkumları. Evet arkadaşlar, ilk kodumuzla başlıyoruz. İlk kodu yazmak için, yani daha doğrusu kodları yazmak için telefon ekranına girmemiz gerekiyor. Arama yapıp numara tuşladığımız yere tıklıyoruz ve kodları yazmaya başlıyoruz. Şimdi ilk kodumuz yıldız kare 0 yıldız kare. Buna basınca gördüğünüz gibi burada yeni bir adet bir panel açılıyor. Burada bu yeni bir telefon alırken dikkat etmeniz gereken şeyleri bunun içinde bulabilirsiniz. Burada örneğin telefonun neyinin çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz. Bakın burada piksel ayarlarına bakabilirsiniz. Mesela kırmızı, yeşil ve mavi. Bildiğiniz gibi bunlar ana renkler. Diğer renkler bunlardan oluşuyor. Az önce mavi biraz garip göründü. Bu mavi arkadaşlar. Şu an telefon bu kamerada mor görünüyor da bu mavi. Bu renkler bildiğiniz gibi ana renkler. Bunların herhangi birinde bir sorun olursa ekranınızda bir sorun olacaktır. Duyuyorsanız eğer titreşim sesini, hoparlörünü ve renk geçişlerini görebilirsiniz. Bakın koyu açık diye. Buradan büyük kamera, küçük kamera, dokunmatik. Bakın bu dokunmatik testi. Mesela diyelim ekranın her yeri çalışıyor mu? Şuradan size şöyle bir çizgi çiziliyor. Bunların hepsi çalışıyorsa telefon dokunmatik kısmında herhangi bir sorun yoktur demektir. Şöyle. Daha sonra burada ön kamera, arka kamera gibi şeyleri görebiliyorsunuz. Tuşların çalışıp çalışmadığını, uyku modunun çalışıp çalışmadığını, siyah renkleri falan görebiliyorsunuz. Yani yapmanız gereken şey bir telefon alırken yıldız kare 0 yıldız kare tuşunu tuşlayarak telefonun genel özelliklerine bakabilirsiniz. Bu sayede ikinci el telefon alıyorsanız ya da 0 diye bir telefon alıyorsanız dolandırılma riskinizin olmadığını bu şekilde görüp ölçebilirsiniz. Biz diğer kodumuza bakalım neymiş. Şimdi diğer kodumuz ise yıldız kare 2222 kare diyoruz. Bizi böyle bir yere atıyor. Buradan telefon versiyonunun hangi versiyon olduğunu görebilirsiniz. Eğer bilginiz varsa bu telefonun 0 veya ikinci el olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Daha fazla dediğimizde ise farklı seçenekler de var. Şifre koyma falan filan var. Wi-Fi hızını test etme, ping test falan filan var. Buralardan bu ayarları da telefonunuzda görebilirsiniz. Bunlar herhangi değiştirilip telefonu bozacak ayarlar değil. Ta sadece o key bölümüne fazla bir şey girip kurcalamamanızı öneririm. Ama bunlar telefona zarar verecek şeyler değil. Biz diğer özelliğimize, diğer kodumuza geçelim bakalım neymiş. Şimdi diğer kodumuz ise yıldız kare 06 kare deyince bize telefonun e-mail numarasını gösteriyor, barkodunu gösteriyor. Tabii ki şu an siz bunları sansürlü olarak görüyorsunuz. Çünkü ben bu telefonun e-mail'inin alınıp yurt dışına kaçak getirilen bir telefona girilmesini istemem. Siz de bu şekilde telefonun e-mail numarasını öğrenebilirsiniz. Bu sizin için neye yarayacaktır? Telefonunuz çalınırsa vesaire e-mail numarasından telefonu kitlemenize yarayacaktır. Yani o telefonu çalan veya sizden alan kişiye o telefon yar olmayacaktır. Siz de kendi e-mail numaranıza buradan bakabilirsiniz. Emin olun bu da belki bir gün işinize yarar ama umarım telefonunuz çalınmaz. Şimdi bildiğiniz gibi normalde telefonlar çalınca biri sizi ararsa meşgul der. Tabii ki siz bekletmeyi açmadıysanız arama bekletmesini açmadıysanız telefonunuz meşgul atar ama arama bekletmesini açtıysanız sizi arayan kişiye şöyle bir bildirim gider. Aradığınız kişi şu an farklı bir kişiyle, başka bir kişiyle konuşuyor diye size telefondan dıt dıt diye sinyaller gelir. Yani der ki seni arka taraftan biri arıyor. Bunu açmak için yıldız 43 kare diyoruz ve aramaya basıyoruz.
Bu kod başlatıldı. Arama bekleme hizmeti etkinleştirildi. Bakın bu telefonda normalde yoktu. Şu an hizmeti etkinleştirdim. Yani birisi bizi arayınca bizi aradığı belli olacak. Biz farklı biriyle konuşuyor olsak bile o kişinin aradığı bizde görünecek. Bilmeyenler vardır diye yazıyorum. Çoğunuz biliyorsunuz zaten ama yine de işinize yarayabilir. Yazıyorum değil bu arada, gösteriyorum. Umarım işinize yarar. Şimdi ilk başta gösterdiğim kodu hatırlıyorsunuz. Sıfırlı olan ayarlara gelip telefonun çalışıp çalışmadığına, nasıl çalıştığına bakmıştık. Bu da onun daha basit bir versiyonu. Yıldız kare 7353 kare dersek bize onun daha basit versiyonu getiriyor. Melodi diyelim. İç kulaklık, yani iç hoparlörü gösteriyor. İç hoparlörün çalışıp çalışmadığını bize söylüyor. Speaker dersek normal diye eğlenceli bir şarkı bu arada. Dış hoparlörü gösteriyor. Buralardan kamera, bluetooth vesaire, buradan sensörleri falan öğrenebilirsiniz. Bu da hızlı bir test menüsü diyelim. Telefonu aldınız, tanıdığınız birinden aldınız. Yani çok para vermeyeceksiniz. Buradan da telefonun nasıl olduğunu kontrol edebilirsiniz. O kişiye güveniyorsanız bile bunları kontrol etmenizi öneririm. Çünkü çalışmadı aldığınızdan sonra bir sıkıntıyı görürseniz satan kişi der ki ben sattığımda böyle değildi. O yüzden bunlara bakmanızı öneririm. Biz diğer kodumuza geçelim. Şimdi bu kodumuz ise yıldız kare 1234 kare diyoruz. Burada da telefonumuzun yazılımının modelini vesaire gösteriyor. Burada telefonunuzun hangi versiyona ait olduğunu öğrenebilirsiniz. Bu da belki işinize yarar. Telefon modeli ve yazılımını hangi versiyona dair olduğunu öğrenmeniz gerekirse bu kod da aklınızda bulunsun. Yani pek sık işinize yarayacak bir kod olmasa bile belki lazım olabilir. Bu arada kodların hepsini aşağıdaki açıklama kısmından bulabilirsiniz. Oraya hepsini atacağım. Burada maksat size gösterip ne yarayıp yaramadığını buradan göstermek istedim. Lafları çok karıştırdım ama özür dilerim. Neyse biz sıradaki kodumuza geçelim. Bakalım diğer kodumuz neymiş. Şimdi çoğunuz biliyordur ama ben yine de söyleyeyim. Birini aramak istiyorsunuz ve numaranızın görünmemesini istiyorsunuz. Bunun için numarayı yazmadan önce kare 31 kare yaparsanız ve devamına 0500 işte kaçsa numarayı yazarsanız aradığınız kişi sizin numaranızı, bildirim için özür dilerim, annemin Pinterest bildirimleri. Aradığınız kişi sizin hangi numaraya sahip olduğunuzu bilemeyecek. Bunu da yapabilirsiniz dilerseniz. Tabii ki insanları işletmenizi önermem. Açık ve dürüst olun. Kendi numaranızla insanları arayıp direkt yüzleşin. Şaka yapmak istiyorsanız da daha zekice şakalar düşünebilirsiniz. Ama işinize yarayabilir. Belki numaranızın birinin görmesini istemiyorsunuz. Bununla birini arayabilirsiniz. Biz en son göstereceğimiz şeye geçelim. O da Android sürüme sahip olan telefonlarda gizli bir oyun var. Hepsinde değişik. Mesela bu telefonun Android sürümü Marshmallow. O yüzden Marshmallow gösteriyor oyunda. Sizinkinde ne çıkacak yorumlara yazabilirsiniz. Biz hemen o oyuna bakalım. Oyun nasıl açılıyormuş. Şimdi oyunu bulmak için ayarlara giriyoruz. Ayarlara girdikten sonra aşağı iniyoruz. Bakın bu telefonun burada cihaz hakkında var. Sizin telefonunuzda daha farklı olabilir. Cihaz hakkında girdikten sonra biraz aşağı iniyoruz. Yazılım bilgisi olan bölüme giriyoruz. Yazılım bilgisi olan bölüme girdikten sonra alttakiler şu an sansürlü görünüyor ama bize en üstteki lazım. Android sürümü yazan yer lazım. Diğerlerini güvenlik açısından göstermiyorum şu an. Android sürümü olan yere arka arkaya hızlı hızlı tıklıyoruz. Ben tıklayıp oyuna gireceğim, öyle göstereceğim. Çünkü yoksa bunun sansürlemesi zor olacak. Ve bakın telefonda şöyle bir oyun açıldı. Öncelikle şöyle bir simge geliyor. Simgeye basınca bir marshmallow çıkıyor. Oyunun açılmasını bekliyoruz. Flappy Bird oyununu hatırlarsanız eğer... ya da hatırlamıyorsanız anlatayım. Ekrana tıkladıkça kuş böyle yükselerek engellerin arasından geçerdi. Burada ise marshmallow'umuz engeller arasından geçmeye çalışıyor. Bakalım nasılmış. Bekleyelim açılsın. Şimdi oyun açıldı. Oyunu başlatıyorum. Bakalım kaç bölüm geçebileceğiz. Bakın marshmallow'ların arasından 0. 10 numara hareket gerçekten çok başarılıydı. Tekrar deneyelim bir. Şöyle basarak Android işletim sistemimizi marshmallow'ların arasından geçirmeye çalışıyoruz. Kiminde KitKat çıkıyor, kiminde Ahtapot vesaire de çıkabiliyor ama bu zor bir oyun. Gerçekten ben oynayamıyorum. Eğer bunu oynayıp rekor kırabilecek olan varsa yaptığı rekoru yorumlara yazabilir. Tersten açıldı oyun. Zor bir oyun ha bu arada arkadaşlar, öyle bakmayın. 10 numara. Ben gerçekten harika oynuyorum. El göz koordinasyonlarım süper. İnsanüstü bir düzeyde olduğumu düşünüyorum. Bu el göz koordinasyonları, bakın dilim bile dönmemeye başladı. O yüzden ben artık farklı bir boyuttayım.
Yani konuşma vesaire, el koordinasyonlarımla pek işim olmayacak. Bu arada şaka bir yana gerçekten oynayamıyorum. Eğer siz iyi oynadığınızı düşünüyorsanız, gerçekten bok gibi oynuyor. O iyi oynadığınızı düşünüyorsanız yorumlarda geldiğiniz skoru yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir kere, son kez bir kez daha deneyeceğim. 10 numara hareket gerçekten. Süper oynuyorum ya. Marshmallow oyunu benden soruluyor. Ya oyun ne oyunu ya? Bu çocuk işi bunlar. Ben oynamam arkadaşlar. Siz içinizde hala çocuğun yaşadığını, içinizdeki çocuğun yaşadığını düşünüyorsanız oynayabilirsiniz. Farklı videolar gelmesini istiyorsanız bana söyleyebilirsiniz. Aklınıza gelen, yapamadığınız, düşündüğünüz veya benim anlatmamı istediğiniz bir konu varsa yorumlara yazabilirsiniz. Umarım verdiğim kodlar işinize yaramıştır ve siz de kendi Android telefonunuzdaki oyunu görebilmişsinizdir. Konuşamadığım için dil nakli olmam gerekiyor ve beğenmeniz gerekiyor. Bazı kodlar bildiğiniz gibi gerçekten hayat kurtarabilecek kodlar. Bunlardan bazısı işte e-mail numarası bulma koduydu veya telefon alırken telefonu kontrol etmek için bakabileceğiniz ayar ve özellikleri görebileceğiniz kodlar genelde işinize yarayacak kodlardır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın kader mahkumları.